manşetlerimizi inceledik. Şimdi günün ikinci Skype bağlantısını yapacağız. Mahmut Alparslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız bugün? Günaydın, iyi haftalar. Hamdolsun bomba gibi. Seni sormalı demek. Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Beşiktaş manşetlerini izledik ama 15. haftanın son karşılaşmasıyla başlayalım isterseniz. Galatasaray dün 3 puan aldı ve zirveye yerleşti. Maçta iki isim yıldızlaştı. Hem Gomis hem de kalede Okan gerçekten iyi bir performans sergiledi. Maçı nasıl değerlendirirsiniz? Galatasaray'ın zirve mücadelesini nasıl yorumlarsınız? Ya tabii 37 ki Gomis'i Galatasaray sürüklüyorsa bir şeyleri düşürmek lazım. Ayrıca Okan'a da top fazla gelmedi, düşmedi yani fazla bir şey görmedik Okan'dan ama kurtardı. Yani bir tane tabii o kadar da olsun, artık o kaleyi koruyorsunuz. Ama şu var, bir ilk devrenin bitmesine 5 dakika varken 5. dakika, son 5 dakikada bir İstanbulspor bir hareketlendi. Bir de son 10 dakika aşağı yukarı. Bunu tabii irdelemek lazım. Direklerden dönenler var, kaçırdıkları var. Galatasaray bilmiyorum bu kaçıncı, 12. mi, 13. mü? Kaçıncı direkten dönen şu ana kadar maçlardaki direkleri. O şanssızlıkları var ama şunu da değinmeden geçemeyeceğiz. Yani bazı oyuncuların performansında siz bir yerlere gidiyorsunuz. Mesela dün kanat organizasyonlarında hemen hemen hiç yok gibiler. Torreira o bizim Arsenal'de ve ne derler Fiorentina'da gördüğümüz bildiğimiz o Torreira oyunun içinde fazla kalmıyor. Sadece alverlerde biraz pozisyonlarda itmeler yapıyor ama oyuna daha fazla katkısı olması lazım, gerekecek. Burada ben yayınlarda hep anlatmaya çalıştım ve söylüyorum da hala da Oliveira'sız bir Galatasaray çok fazla düşünülemez. Oliveira şu andaki bu kadrodaki Galatasaray'ın en önemli oyuncuların başında geliyor. Ondan sonra öbürlerini yazarsınız. Tabii bir de Icardi geldikten sonra Gomis Icardi arasındaki o eşleşmeler nasıl olacak ama oyun olarak da taraftarları fazla tatmin etmiyor gibi gözüküyor Galatasaray'da. Öyle yanlış burada yani bakıyorum çok fazla okunucuyu da eleştiriyor ama siz ne verdiniz ki, ne yapsın? Elinizdeki oyuncular ancak sizin tek hamleli oyuncular. Kolay yani, ben o yaş mefhumlarından bahsediyorum. Öbürleri de çok fazla pozisyon bilgisi olmayan Raşit'se diyorsunuz. Tamam iyi güzel ama dün nerede arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Yani sadece kendinizin çalımla veyahut da driptingler veyahut da rakibi illaki kart edecek diye bir şey yok oyunda. Biraz da çevrenizle birlikte kolektif oyunun içinde olacaksınız. O da olmayınca Galatasaray bir sefer ferdi yeteneklerine eline bakıyor. Burada biraz sıkıntılar var. Elindeki o fazla dinamik oyuncuları tutamadıkları için, barındıramadıkları için daha doğrusu Galatasaray'da Okan Hoca ile birlikte bu sıkıntılar için arkadan gelenlerin takviyeleri ne kadar olacak? Orada fazla sizin ikinci, üçüncü hamlelerinizde sıkıntı var. Ama buraya kadar ben başta o kadarcı tebrik ederim. Takımı ne kadar da inişli çıkışlı grafikler olsa bile bu oyuncuları bu seviyede tutmaya çalışıyor ve liderlik peşine koştu. Ha, kendi şahsi fikrim, ben liderliği ancak sezon sonundakine liderlik derim. Şu anda siz lider olsanız ne olacak? Sadece bir motivasyon olur. Geçişim olur, kalıcım olur. Önemli olan kaleci liderlikler ve sezon sonundaki liderliklerdir. Yalnız Galatasaray sevgili Okan Hoca da bunları çok çok iyi biliyordur. Mutlaka çok iyi biliyordur. Bizim anlatmamıza gerek yok. Yani biz buradan işte bu takım şunu şöyle yaptı, bunu böyle yaptı derse yanlışa düşüyor. Hep yanlışa düşüyoruz. Elinizdeki oyuncuların potansiyeli sizi 90 dakikada çok seviye olarak, çok üst seviyede olarak, dinamik olarak tutmaya yeterli potansiyel yok. Olmayınca da bunlarla da oyun içindeki bu ilişki çıkışları yaşıyorsunuz. Onun için bilemiyorum sizlerin aradıkları yerler farklı bir yerlerde arıyorlar ama bence öncelikle biraz daha topu önde tutan açıklar ve daha çok dinamik oynayan bir veya iki tane orta sahaya ihtiyaç var gibi gözüküyor. Olayı ne derler, eksikleri farklı bir yerlerde arıyorlar ama esas ana eksik mesela Di Maria'nın ismi geçiyor örnek. İşte Di Maria sizi buralarda önde tutan, öyle nasıl söyleyeyim size, şaşkın tavuk gibi sağa sola değil de topla birlikte ne yapacağını bilen. Bu tarzdaki oyuncular tamam, ancak onlar götürebiliyorsunuz. Öbür türlü genç diyoruz, onu diyoruz ama Galatasaray'da bu tempolara getiriyorlar. Onun için biraz da şapkalarını önlerine koyup nerelerin ne aktif şekilde oyuncuların bulunması gerektiğini oradaki profesyoneller çok iyi sezmesi lazım. Micho ilk defa bir 11'de gördük uzun dönemden beri. Evet. Bence Torreira'dan
dünkü maçtan yola çıkıyorum. Daha fazla takım oyununda ve takımın içinde olan bir oyuncu görüntüsü gösterdi bize. Sadece belli bir pozisyonda değil, oyunu iki yönde oynadı. Bilmiyorum, Torreira'nın bu transfer tekliflerinden mi biraz başı karışık ama Galatasaray faydalı olmak istiyor. Sadece bir bölümde değil, Torreira gibi bir oyuncunun, bildiğimiz oyuncunun oyunu iki yönde oynaması Galatasaray'a fayda sağlayacak ve takıma fayda sağlayacak. Bireysel performanslara siz de değindiniz. Bu bağlamda aslında Kerem Aktürkoğlu'nu da sormak istiyorum. Bazı pozisyonları değerlendiremedi ve bu da tabii eleştirilere maruz kaldı. Nasıl değerlendirirsiniz Kerem'in performansını dünkü maçta? Performansı şöyle, Kerem'in performansı gün geçtikçe kolektif oyunun içine yatkın bir performansa gidiyor. Evet, girdikleri pozisyonlarda çok çabuk hareket etmek istiyor. Çabuk neticeye gitmek istiyor. Biraz da o bir sorumluluk alıyor Kerem. Şu anda takımda ofansif yönde oynayan, en fazla sorumluluk alan Mertens'ten sonra gelen Kerem. Ama biraz da çok telaş eden de o en son öldürücü vuruşlarını yapamıyor. Yani istekli bir oyuncu, kolektif oyuncu oyunun içine girmeye başladı. En güzel bir de o geçen sezonkinden yola çıkıyoruz biz. Ama tabii bunun sadece Kerem'le değinmemek lazım. Geneline bakmak gerekiyor. Elinizdeki bir Mertens'in size ne kadar bu 90 dakikada performans sağlayacağını dünkü maçta gördük. Çok fazla o da iş yapmak istiyor. Çok fazla takımın içinde olmak istiyor. Takımla birlikte yapılan iyi veya da kötü olaylarda hep arkadaşları teşvik eden bir oyuncu ama tek onun performansında yetmiyor. Tekrar söylüyorum. Olmazsa olmazı şu an bu Galatasaray kadrosunda Oliveira'dır. Oliveira'yı ne yapıp edip bir an evvel tam tekrardan toparlamaları gerekecek demedi. Peki şimdi çıkışını sürdürüyor Galatasaray ve skor anlamında baktığımızda tabii ki ilk 14 haftanın sonlarına doğru bir çıkışa geçmiş Galatasaray vardı. Yine bu maçı da kazandılar. Şimdi bir Sivasspor deplasmanı var karşılarında ve Sivasspor deplasmanları da tabii ki hep zor olmuştur. Zor. Galatasaray acaba nasıl bir oyun kurgusuyla çıkar bu karşılaşmaya? Elindeki kadro belli. Torreira yok. Sadece karşılaşacağı. Evet. Michi, Oliveira, Mertens oynayacak. Başka bir alternatif yok. Ya Raşit Say'ı oynatacaksınız, ya Yusuf da, Yunus da oynayacaksınız. Veyahut da işte Kerem zaten belli, Gomis başka bir oyuncunuz yok sizin. Sol tarafta herhalde büyük olasılıkla Arnold oynayacak. Bilemiyorum yani, Muslera tekrardan geri dönecek, bir maçlık cezası vardı yanılmıyorsam. Yani bir tek oralarda bir değişiklik olur. Kerem'in de sakatlanması, yani sol bekin de sakatlanması büyük olasılıkla gene Arnold oraya çekecek. Yani Türk oyuncu kimleri kullanacaksınız? Ya fazla bir geniş bir kadronuz yok. Elinizdeki oyuncuların en iyisini oynatmaya çalışacak. Tekrar söylüyorum, orta sahadan yola çıkalım. Micho, Oliveira ve Mertens'tir yani. Başkası yok. Bir de önde Gomis de oynayacak. Sağ tarafa kim atar bilemiyorum yani. Onu solda zaten Kerem fix, ondan vazgeçemezsin şu andaki. Boye zaten belli. İşte Arnold, Nelson belli. Bardakçı belli. Geri kalanı bir sağ tarafta, bir de sol taraftaki alternatif kalıyor. Yani elinizdeki kadro belli. Evet. En fazla bir iki yerlerde rotuş yapabiliyorsunuz. Bazı mecburiyetten oluyor. Torreira da mecburiyetten olacak. Yani Sivas maçı hem hava şartları hem de Sivas'ın biliyorsunuz ikili mücadele, dinamik ayakta kalması, oyunu 90 dakika bırakmaması ve 90 dakika yayması çetin bir mücadele olur. Skoru önceden, yani büyük takım olduğunuz için de önceden daha alırız, götürürüz, sileriz diye tarzda düşünmemek lazım. Biraz İstanbulspor'dan daha farklı bir takım, daha böyle sert, daha dinamik bir takım görecek karşısında Galatasaray. Zor bir deplasman.